Merhabalar efendim, Saça Kafası'na hoş geldiniz. Burası Saça Kafası'nın en sevdiğim bölümü. Çünkü size bu bölümde başımıza gelecekleri anlatıyorum. Şimdi bugün konumuz cesaret. Bu bir. Sert bir konu. Ve bence bunu memleketin en cesur kadınlarından biriyle konuşacağız. Neye göre, kime göre tartışılır ama bana göre hikayesi çok cesur bir kadın. Ayşegül Yıldız bugün bizle birlikte olacak. Ona hayatında aldığı cesur kararları soracağım. Tahmin edersiniz ki birkaç tanesine hepimiz şahit olduk. Onun dışında bugün yine masa kalabalık, saz arkadaşlarım ve ben birlikteyiz. Liyarak bizle birlikte. Onların yüz temizleme seti yeni çıktı. Yüz temizleme köpüğü var, kullanması çok kolay. Ama benim çok sevdiğim, biraz da torpil yaptığım bir ürünü var. Ona biraz yaklaşırsak ayrıca göstermek istiyorum. Şimdi eğer sabahları benim gibi böyle göz altınız biraz, ki şu an makyaj var ama böyle ponçik ponçik uyanıyorsanız, şiş uyanıyorsanız, bu var ya, bu hayat kurtarır. Şöyle minicik bir şey, buzdolabında tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? Şöyle çok yuvarlak bir sürme yeri var. Ayarlıdır, öyle fıt diye hepsi birden çıkmaz. Çok uygun ölçüde çıkar ve böyle sürüyorsunuz, biraz bekliyorsunuz. Ondan sonra gözünüzün altındaki ponçikler, torbalar, morluklar falan, her şey yok oluyor. Onun dışında bu temizleme ekibiyle de bu makyajı çekimden sonra çıkaracağım. Sağ tarafımıza geldiğimiz zaman da Mustera bizle birlikte. Bilen bilir, ben anne değilim ama çok iyi bir teyzeyim. İnanıyorum ki teyze olmak da anne olmanın yarısı. Anne olanlar çocuklar için bu ürünleri kullanıyorlar. Hepsi organik. %97 bütün içeriği organik bir ürünlerin. Tabii burada ben iki tane kendime ayırdım. Bunlar nemlendirici, avokado aromalı olanı özellikle ayırıyorum. Ve şunu biliyorum ki bebekler için üretilen, bebeklerin ciltleri için üretilen hemen hemen her şey bizler için de ideal. Bu ikisini de yine ponçik göz altlarım için ayırdım. Uzun lafın kısası, bugün konumuz cesaret. Ben ve arkadaşlarım size cesur bir saça kafası hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Saça kafasına hoş geldiniz. Bugün farkındaysanız biraz fazla enerjik girdim. Çünkü bugün acayip eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor. Bence çok enteresan bir sohbet bizi bekliyor. Ayşegül Yıldız bizle birlikte. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk kuzum. Ne zamandır görüşemiyorduk. Bahaneyle bir araya da gelmiş olduk. Ya programı girişinden şöyle zınk diye sana dönmek için böyle hızlı ya, hızlı. Ya canımsın. Işık saçıyorsun. Sen de öyle. Şahane bir enerjim var. Bugün de böyle bir araya geldik. Enerjiler havada uçuşuyor. Artık ondan başlamadan düşünsün. Da programa başlamadan önce de bayağı konuştuk ya enerji falan ama gerçekten harika bir enerjim var. Çok teşekkür ederim ya. Çok bizim için, ben hemen girizgahta şunu söyleyeyim. Ayşegül'le biz daha önce, seneler önce bir araya geldik ve çok da uzun vakit geçirmedik ama ben hep söylüyorum, bence insanlarla çok uzun vakit geçirmeye de gerek kalmıyor bazen. O enerji, frekans adı neredeyse, birbirinizi anlıyorsunuz. O yüzden benim için her zaman farklı bir yerde durur. Ve çok sormak istediğim şey var. Çok konuşmak istediğim şey var seninle. O yüzden hoş geldin. Hoş buldum. Merakla bekliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yalnız çok hazırım. Bugün teknik bir sıkıntımız var. Şöyle ki, soruları o kadar küçük fontla basmışım ki ben. Şöyle abuk subuk hareketler yaparsam üstüne alın mı? Yaparsan sorun yok. Yakın gözlüğüm de yok. Şöyle falan yapacağım. En kötü bana verirsin, ben okurum. Öyle yaparız. Şimdiki soru bana neydi diye. Falan en kötü veririm. Sorun yok yani. Aynen. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz kuşum. Bizim her program bir konumuz oluyor. Yani esasında kafamızda bir bu konuyu bu kişiyle konuşalım diye biz ekipçe geçiriyoruz ama genelde konu programın içinde kendi yolunu buluyor. Ben seninle cesaret konuşmak istedim. Güzel konu, konuşalım. Nasıl, uygun buldun mu? Yani şey değil mi, cesaret bence makul. Aynen, güzel bir konu. Çünkü bence çok cesur bir kadınsın, bu benim fikrim. Sana şöyle bir şey soracağım. Cesaret dediğim zaman mesela ilk aklına ne gelir Ayşegül? Yani cesaret kelimesi ya da cesur kelimesi sana neyi çağrıştırır? Başının sonunu düşünmeden adım atmayı. Yani çok cesaret mi tartışılır tabii başkalarına göre ama ben mesela hani cesaret dendiği zaman aklıma o geliyor. Alınan kararı hızlıca hayata geçirmek, hızlıca uygulamak. Yani esasında o içinden gelen ilk sesi, yani evet, korkmadan ilk sesi dinlemek. Aynen, korkmadan harekete geçirmek. Peki ben senin için... Çünkü öbür türlü, çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Şey giriyor devreye, mantık giriyor, dış etkenler giriyor, farklı farklı şeyler giriyor. Ama o ilk kararı alıp
adımı cesaretle attığın zaman artık geri kalanını düşünmüyorsun. Yani o yüzden en zor kısmı, en giriş kısmı her zaman. O adımı atmak. Aynen. Peki öyle. Ben senin için söyledim. Bence cesur bir kadınsın. Yani eminim ki izleyenler arasında da benimle aynı fikirde olan insanlar vardır. Sen kendini cesur buluyor musun? Sence cesur bir misin Ayşegül? Her zaman değil. Tabii ki. Mesela çocuğumla ilgili konularda çok cesur olamıyorum. Neden? Kendimle ilgili konularda çok cesurum, hayata karşı çok cesurum. Ama işte çocuğunla ilgili o cesareti gösteremiyorsun mesela. O çok enteresan bir şey. Hani doğmadan önce onunla ilgili de çok cesur olurum, öyle yaparım, böyle yaparım diyorsun. Dediğin hiçbir şeyi hayata geçiremiyorsun. Hmm. O kadar cesur olamıyorsun, korkuyorsun. Çünkü korkular orada devreye giriyor. Peki, ben şöyle bir şey yazmışım. Aynen, gözüm de görüyor vallahi, okuyorum. Demişim ki biz seni garip bir şekilde pek tanımıyoruz. Bu garibi de bold yapmışım. Hemen de açıklamışım. Çünkü ben bunu hakikaten acayip buluyorum. Yani sen çok göz önünde bir insanla bir evlilik yaptın. Hani bu memleketin en çok tanınan isimlerinden biriyle. Doğal olarak da bir anda en çok tanınan insanlardan biri haline geldin. Fakat biz gerçek Ayşegül'ü çok tanımadık. Yani ben tanıyorum, hani kendimi tenzih ediyorum, şanslıyım ama genelde insanlar seni tanımadılar. Sen bunu nasıl başardın? Yani kendini bu kadar uzak tutmayı nasıl başardın? Bilerek mi yaptın? Yoksa hani böyle bir korumak mı istedin kendini? Yoksa biz seni anlamadılar mı? Yani çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz seninle ilgili. Aslında hepsi. Ha, D hepsi. Peki, neden? D hepsi. Ha. D seçeneği benim. Şöyle, bu benim tercihimdi. Hı hı. Yani bunu da mesela hep İbrahim Bey'e yonttular ama İbrahim Bey'le alakalı bir şey değildi. Hani hep ona bağladılar. Sanki ondan ötürü çok böyle geri planda duruyormuşum gibi. İzin çünkü, vermiyormuş gibi evet, mi aldılar? Evet, izin vermiyormuş gibi hep böyle bir söylenti dolaştı ama benim bilmediğim bir ortam, bilmediğim çevre, tanımadığım insanlar. Dolayısıyla uzun zaman geçirmediğim insanlar ve yavaş yavaş tanıyacağım insanlar. Tanımadığım insanlara bir anda böyle kendimi açmak çok benim yapıma uygun bir şey değil. Samimiyet ayrı bir şey ya da samimi sıcakkanlı olmak ama bir anda hayatını açmak o başka bir şey. Hı hı. Onun için zaten arkadaş seçimlerim, etrafımdaki insanlar da çok sayılıdır ki sen de onlardan birisin. Enerjisi güzel olmayan, beyni kötü çalışan insanları mümkün olduğunca hayatıma sokmamaya çalışırım ya da uzak durmaya çalışırım. O yüzden de hayatıma insan alırken çok seçiciyim. Dolayısıyla bilmediğim bir çevreye giriyorsun, yaşın küçük. Ben daha izleyip dinleme ve gözlemleme kısmında kalmayı tercih ettim. Tercih ettim. Kısmen de tabii kısmen demeyeyim aslında. Bu beni çok fazla korudu. Peki şimdi. Ama bu arada kendimi koruyacağım derken de çok yanlış anlaşıldığım zamanlarda oldu. Yani şimdi bu evet. Çok bıçak sırtı. Bu arada merak etmeyin. Şöyle gözümüz kayıyorsa çok tatlı, çok şeker bir pisi pisimiz var. Bizim için okeydir. Bence girebilirsen, aynen, rahatsız bence olmuyorsan de. Girebilir. Sizin için de sıkıntı yoksa. Şimdi. Aynen. Çok doğru bir şey söyledin, bıçak sırtı. Biz seni tanımadık ama tanımıyor olmamıza rağmen bir sürü haber oldu. Yani yazıldı, çizildi, tanıyormuş gibi de davranıldı. Bunun çizgisini nasıl oturtturduğunu hep merak ettim. Çünkü ben bildiğim için o içini. O aslında zamanla oturdu. Ne yaptın? Yani, böyle şeyler okuduğunda ne yaptın mesela? Ağladım. Çok ağladım. Şey kötü. Ne olduğunu biliyorsun, ne olmadığını biliyorsun ama insanlar seninle ilgili bir fikir yürütüp bir şeyler bayağı yazıyorlar, çiziyorlar. Hele bir dönem gerçekten çok kötü şeyler yazılıp çizildi. Hatırlıyorum. Ve bir aileniz var. Yazılanlara bakıyorsunuz, yaşadığınız şey o değil. Bambaşka bir yere gidiyor. Bu sefer bir tarafını böyle anlatayım mı acaba diyorsun. Sonra diyorsun ki yok hayır, yani ben ne anlatırsam anlatayım karşı taraf anlamak istediğini anlayacak. İşte orada daha o zamanlarda bu defteri kapattım. Dedim ki hayır, yani ben ne yaşadığımı biliyorum. Bunu da çok uzun bir yazı yazılmıştı. Bununla ilgili yaklaşık bir 7-8 saat boyunca yatana kadar, uyuyana kadar ağlamıştım. Çok ağlamıştım. Yazıyı yazan kişi ya da mecra ile iletişime geçip hani bu işte ne bileyim haberi düzeltmek olsun böyle şeyler yapılıyor. Zaten ya. Az çok biliyorlardı ne olduğunu. Hı-hı. Ya da belki denemedin bilmiyorlardı. Yani. Ya da belki sağdan soldan duyduklarını yazdılar ama yazdıkları şey ben değildim ve gerçekten 19-20 yaşında bir genç kızı hakikaten çok, çok incitecek, hı-hı, çok aşağılayacak, çok gururunu kıracak şeyler yazılmıştı. Ki hiçbir fikirleri yoktu bence.
Çünkü beni tanımıyorlardı hiçbir şekilde, hiçbir yerde, hiçbir ortamda bulunmamıştık. Merhabamız yoktu. Yani benimle seni ilgili canlı görmemiş insanlar hiç, yani. Hiç, aynen beni aynen canlı görmemiş insanlar ve gerçekten ağır bir yazıydı. O yazıdan sonra çok ağladım. Ertesi gün kalktığımda artık böyle gözlerim çizgi gibi oldu. Böyle Japon. Ellerimle gözlerimi açarak yolu bulmaya falan çalıştım. O kadar hayatımda ilk defa yüzümün gözümün o kadar şişip o kadar çok ağladığımı hatırlıyorum babamın vefatından sonra. Sonra yine oturdum böyle sabah, kahve yaptım kendime, düşündüm. Dedim ki bir dakika, bir yanlışlık var bu işte. Peki yani bu... Yani ben neden ağlıyorum, ne için, kim için? Şimdi ben ne olduğunu biliyorum, Allah biliyor. Beni hiç tanımayan bir insanın yazdığı şey neden beni bu kadar etkiliyor dedim ve ben o gün gözyaşlarımı sildim. Ondan sonra bir daha hiçbir yazılana, çizilene gözyaşı sana dökmedim. İnsanların gerçekten yani. aydınlanma dedikleri sanırım bu olsa gerek. O günden sonra bir daha hiç ağlamadım. İnsanların ne düşündüğüne çok saygı duyuyorum. Tamam. Herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Ama benimle ilgili olanlar da doğru değilse saygı duyarım deyip geçmeyi tercih ediyorum. Bu güncelleme geldiğinde kaç yaşındaydın? Yani bu 19-20 yaşındaydım. Çok küçüktüm. Peki yani 2013'te evlendin. Evet. Yani kaç yaşındaydın? Ben matematikten 2 sene zar zor ittire kaktıra geçtim. 18. Vallahi ittire kaktıra geçtim. Matematik çok kötüdür. 2013'te 18 yaşındaydın. Yaptınız herhalde matematik. Peki ya hani bir de hiç tanımadığım bir ortam. Demin de söylüyorsun ya. Ama benim evlilikten önce çok uzun süren bir ilişkim var. Yani evliliği bu ortamı yani hiç bilmeden yapmadım. Hayır, hayır. Biliyorsun yani. Öyle değil. İlişkiye başladığım zaman, İbrahim Bey'le ilişkimiz tamam. Başladığı zaman hani bana çok yabancı bir ortam. Ben Bursa'dan geldim. İstanbul çevresi tamam. Benim tanıdığım, bildiğim bir ortam değil anlamında söylüyorum. Zaten bir garip gelmiştir herhalde her şey. Yok işte dediğim gibi çok dinamiklerini bilmediğim için, nasıl yürüdüğünü bilmediğim için dolayısıyla ben hep gözlemlemeyi tercih ettim. Peki şeyi soracağım, bu burada yok ama hakikaten aklıma geldi. Şimdi mesela bu çok ağladığın ve güncellemenin geldiği, daha doğrusu hakikaten şaka bir yana aydınlandığın evet. Ve doğru... Level atladım level orada. Level atladın, doğru kararı verdin kendi adına. Gün. Sen böyle kendini hırpalarken eşin, yani İbrahim Bey, çok anmamak, yani onun üzerinden çok soru sormak istemediğim bir program ama hakikaten burada önemli. Ne yaptı? Çünkü yani eşini ağlarken, ne üzülürken o da, kötü bir şey. O zaman eşi değildim. Sevgiliydik ama ne yapsın ki o da ne söylese farklı bir yere çekilecek, farklı bir yere gidecek. Bazen susmak gerçekten en iyisi. Ve en zoru. Eğer bence. Gerçekten zor. Hele bir de söylediğiniz şey bambaşka bir yere çekilip bu sefer iyice dallanıp budaklanıp saçma sapan yerlere gidecekse susmak çok zor ama en doğru olanı öyle zamanlarda susmak. O yüzden şimdi mesela dönüp baktığım zaman iyi ki susmuşum diyorum. Peki şey de soracağım. Şimdi mesela bir tane röportajında, bu ezberledim buradan soruyorum ben. Bir tane röportajında kariyerinle ilgili bir şeyler sorulduğunda demişsin ki ben bunu cesarete şöyle bağladım burada. Sırf torpilli demesinler. İşte birinin yakını, birinden dolayı denmesin diye hayallerimi de bir kenara bıraktım. Hani televizyonda bir şey yapmak, ekran önünde bir şeyler yapmak isterken bunu bile silip attım demişsin. Ben mesela bunu çok cesur bir hareket olarak buldum. Bu kararı nasıl verdin Ayşegül? Çok zor yahu. Yani şöyle, bütün başarılar, hı-hı, İbrahim Bey büyük bir isim. Evet. Ne yaparsan yani yap, sonuçta yaptığın her şeyi bir şekilde ona evrilip çevrilecekti. Zaten İbrahim Bey de o dönem kendi kanalı dışında başka bir yerde çalışmamı, hı-hı, istemediği için aslında onun isteğine saygı duydum, sevdiğim için. Hı-hı. Dolayısıyla hani birlikte olduğun, sevdiğin bir insan senden böyle bir talepte bulunuyorsa... Tamam dersin. Benimki öyle bir şeydi. Zaten işte düşündüğüm zaman da o zaman bir şey yapsaydım ki cümle zaten oradan oraya bağlanmış bir cümleydi. Yapsaydım böyle da... Böyle diyeceklerdi. Böyle denecekti. O yüzden o zaman için de gene doğru karar verdim. Hep doğru kararları vererek gerçekten... Vere. Yani böyle şey gibi hani... Hep doğru kararları vere. Bir de böyle öyle bir yolda yürüdük ki yani kusura bakma cesareti boşuna seçmedik. Ya böyle şimdi, mayın tarlasında zıplaya buraya kadar şimdi maşallah. Evet yani hani doğru yani. Diyoruz da neye göre kime göre doğru. Peki şimdi kariyerimle ilgili konuşalım. Şu an itibariyle mesela... Ben hiç mimarlığı bıraktım. Flaş gelişme. Bunu burada ilk kez duyacağız. Gerçekten. İç mimarlığı bıraktım. Neden? Bunu da söylerken böyle değişik bir mutluluk geliyor. O da çok enteresan. Hani normalde bir işi bıraktığın zaman böyle ay işte ben bırakıyorum falan olur. Kaç sene yaptın iç mimarlığı?
13 sene yaptım. Bayağı da uzun bir süre. Evet. Ne zaman bıraktın Şükrü Hanım hiç mimarlıkla? Veda ne zaman oldu? Bir ay önce. Çok yeni. Daha tam olmadı da oluyor işte. Yavaş yavaş bağları kopartıyorum. Nereye meylediyoruz? Televizyona tabii ki. Benim asıl eski mesleğim. Bu arada herkesin bir çocukluk hayali vardır. Hı-hı. Benim de çocukluk hayali televizyondu. Ben İbrahim Bey'le tanışmadan önce de Bursa'da yerel bir kanalda program sunuyordum zaten. Nasıl bir şey istiyordun peki televizyonda? Benim... Mesela ben haber spikeri olmak istiyordum. Ama en azından bir şey spikeri bir kısmını yaptım. Valla böyle yani. Evcilik oynarken falan hep ekranın arkasına geçip haber sunduğum evet. falan da oluyordu da. Ama hayalimdeki şey tabii haber spikerliği değil. Yani, o zaman da değildi, şimdi de değil. Peki nasıl bir şey? Yani tam bütün projeyi... Daha güncel burada... lifestyle. Mesela tarihle ilgili bir program Aa. Yapmayı çok isterim. Vay. Evet. Yani bir şeyi bir hafif ipucu almaya çalışıyorum şimdi. İç mimarlık, bay bay iç mimarlık olduğuna göre. Ekran önünde seni hani nasıl bir şey de göreceğiz. İçine sinen bir şey olacağını düşünüyorum. Aynen öyle. İçime sinmeyen bir projede geliyor ama... her şeyi şu an girmeye çok doğru bulmuyorum. Çünkü... Kişilik yapısı olarak hani yapabileceğim ve yapamayacağım tamam. şeylerin çok farkındayım. Yapamayacağım derken hani fıtrat olarak yapamayacağım şeyler var. O fıtrata mesela, uygun. Mesela ben magazini yapabileceğimi düşünmüyorum. Nasıl biliyordum bunu? Vallahi aynen. Biliyordum. Aynen. Çünkü magazinde benim de canım yandığı için ben kimsenin canını yakmak istemem. Dolayısıyla bilmeden, istemeden, farkında olmadan birini kırabilirim, incitebilirim, üzebilirim. Onu da, hiç istemem. Evet. Oluyor yani. Yani evet. Şu kadarını söyleyeyim. Ben senelerce magazin sundum. Aynı şekilde. Sen bakıyorum. Ama çok vicdanlıydın yine. Yine de bana küsen insan evet, var biliyor musun? Sen gene çok vicdanlıydın. Yani hala benim ismimi duyunca ay falan diye sanat camiasına küstürdüğüm kişiler var. Yanlışlıkla bence en vicdanlılarından... Yani. Teşekkür ederim. Biri sensin. O yüzden zaten gördüğün gibi beni aralarından biraz ekart ettiler. Hiç önemli değil. Hayat çok uzun bir maraton. Memnunum. Şu an bulunduğum finale bakmak lazım. Ve Saşa kafasından o kadar mutlu ve huzurluyum ki gerçekten bazı şeyler dediğin gibi iyi ki öyle oluyor. O zaman evet. Şimdi seni ekranda göreceğiz. İnşallah. Bu nedir onun ismi? Şeyi bir kenara bırakıyoruz. İç mimarlık evet. meselesini bir kenara bırakıyoruz. Peki Elif Ada kaç yaşına geldi? Nisan'da 10 bitiyor. 11'den gün alacak. Koç Burcu, 10 yaşında bir kızım var. Koç Burcu'nu da şeyle, Elif Aday'la tanıdım. Geçmiş olsun. Evet, herkes aynı şeyi geçmiş soruyor. Ve ilk tanıdığım koç çocuğum yani biraz çok, şey. Yani nasıl bir çocuk diye soracağım, böyle ya hani Elif dik Ada, başlı mı? Hiç değil, değil biliyor musun? Hani bazı konularda mesela diret eder, bir de çok böyle şeydir, hani tavrı nettir. Tamam. Mesela bir konuda uyuşmazlığa düşersin. Tamam. İşte ama öyle değildi, böyle, tamam yapar böyle. Hı. Ama dersin tamam der. Koç. Böyle, koç. Böyle bir kalırsın hani daha cümlem bitmemişti falan diye. Allah'tan ki çok merhametli, vicdanlı, iyi kalpli, yardımsever bir çocuk. Yani hamileliğimde hep ona çok dua etmiştim. Allah'ım büyüyünce ne olduğu, hangi mesleği seçeceği, ne yapacağı hiç önemli değil. Sağlıklı, saatli olsun. Bir de merhametli, vicdanlı, Allah inancı olan iyi bir insan, iyi bir çocuk olsun diye çok şükür öyle oldu. Peki şey de soracağım şimdi. Nasıl sana dedim ya sen hani bir anda çok göz önünde oldun. Şimdi Elif Ada da mesela görüyoruz. Hani fotoğraflarını görüyoruz. Bir YouTube kanalı var biliyorum. Evet. Hani gözümüzün önünde. YouTube kanalımız da var. Ya çok şeker biliyorum. Hani yeni jenerasyon biraz daha göz önünde. Eskiden onu hiç göremeyebilirdik ama sonuçta şimdi o da İbrahim Tatlıses'in kızı. Şimdi bu böyle şeyle geliyor hani bir paket program olarak geliyor. 10 yaşında olduğu için de artık hani ergenliğe de erken girdiklerinden yola çıkarak... Biliyor mu kimin kızı olduğunu? Yani neye? Daha yeni yeni farkına varıyor. Fark etti mi aradaki şeyi? Nasıl etkiliyor? O da okulda arkadaşları falan utanıyor mesela. Şey olarak utanıyor. Hani mahcup oluyor. Yani mahcup olmak da değil de çok gurur duyuyor ama bir taraftan da şey hani böyle biri sana çok iltifat ettiğinde böyle utanırsın ya hani babasının kliplerini biliyorlar, şey yapıyorlar falan. Böyle bir hani utanma tam doğru kelime değil aslında da böyle heyecan yapıyor. Ah be, anne benim babamın şarkısını biliyorlar diyor. Diyorum anneciğim babanın şarkılarını bilmeyen yok yani hani. Sen daha dur. Ya, aynen. Herkes biliyor diyor. Ama anne işte bak babamın şu klibini şey yapıyorlar. İşte bak beni dürtüp gösterdiler. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı dediler falan diye.
Bu daha, ömrü boyunca evet. Çünkü onun taşıyacağı ve onunla evet. birlikte olacak bir durum. Kardeşleriyle görüşüyor mu peki? Görüşüyor. Elif'a? Hepsiyle birlikte, hepsiyle görüşüyor. Yani şöyle, arada çok yaş farkı olduğu için zaten benim de öyle bir beklentim yok. Hı-hı. Elif Adan'ın da tabii ki öyle bir beklentisi olmuyor. Diğer kardeşlerinin de öyle bir beklentileri olamıyor. Çünkü hepsinin kurulu düzeni, hayatları, bir koşturmacaları var. Dolayısıyla Elif Ada yaşça onlardan çok küçük. Ortak müşterek paylaşacak bir şeyleri de yok. O yüzden hani zaten çok sık görüşseler ne yapacaklar? Ama en son şeyde galiba Dilan'ın düğününde. Evet, ben evet. Ben Dilan'ı çok severim evet. bu arada. O da çok muazzam tatlıdır. Bir ses. Aynen. Tövbeler olsun. Aman yarabbim. Zenci gırtla. İnanılmaz bir ses var. Çok o gerçekten. Düğünde gördüm sizi. Çok da hoşuma gitti. Evet. Yani çok güzel bir manzara bence. Ama onun haricinde bir araya geldiklerinde görüşüyorlar, sohbet ediyorlar, şakalaşıyorlar, şey yapıyorlar. Güzel. Kardeş bağları önemli. Ben aile bağlarının evet. insan için çok önemli olduğunu Aile bağları önemli ama hep onu söylüyorum. Kardeş bağları daha da farklı bence. Benim de bir ablam, bir abim var ki aile bağlarımız hani özellikle kardeşlerimle çok daha kuvvetlidir. Hayatım boyunca senin yol arkadaşların. Her koşulda seni seven, kollayan, koruyan. O yüzden kardeş deyince mesela benim için akan sular durur. Hani çok isterim Elif Ada'da büyüdüğü zaman kardeşleriyle öyle olsun. İnşallah. İnşallah. Yani özellikle sormak istedim hani hepsiyle evet. görüşüyorum diye. Peki şeyi de merak ediyorum. Demin biraz konuştuk ama normalde biz bunu seninle hiç konuşmamıştık. Sen nasıl bir aileden geldin? Yani biz işte diyorsun sen Bursa'daydın. Ve bir şekilde işte İstanbul'a geldin ama biz hani nasıl bir ailede yetiştiğini bilmiyoruz. Bizim seni tanıdıktan önceki hayatına dair çok az şey biliyoruz. Biraz bize aileni anlatsana, nasıl bir yerde yetiştin? Anlatamam. Nasıl bir çocukluğun? Gerçekten. Yok, nasıl tabii ki seve seve anlatırım. Vallahi şahane bir çocukluğum oldu. Mutlu bir çocukluğum. Çok mutlu bir çocuktum. Gerçekten çok mutlu bir çocuktum. Ailemdeki her bireyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Her gün Allah'a böyle bir ailem olduğu için şükrediyorum. Çünkü biz gerçekten çok sevgiyle, çok aile ortamında büyüdük. Benim babam memurdu, asker kızıyım ben. Annem ev hanımıydı. Üç tane çocuk, üçümüz de okuyoruz. İmkanlar tabii belli. Sonuçta devlet memuru. Hayatım boyunca hiçbir şeyin eksikliğini hissetmedim ailemde. Çok şükür her şeyimiz vardı. Her istediğimiz alınırdı ama biz neyi isteyip neyi istemeyeceğimizi de bilirdik. Çok önemli bir şey. Aynen öyle. Yani ben mesela hiçbir zaman babamdan baba bana harçlık verir misin dediğimi hatırlamam. Babam vefat edene kadar işte hep harçlığım altta, üstünde çikolatam. Ben liseye gidiyordum, artık lisenin sonu bitmek üzereydi ya da bitmişti. 97 evet bitmişti. O zaman işte altına çikolatam. Şey harçlığım üstüne çikolatam konurdu ve bazen babam koymayı unuturdu geç geldiği zamanlarda. Ve ben ertesi gün gidip babama ya baba para verir misin demezdim. Hani ya yoksa, ya incinirse, ya hani belki bilerek koymadı diye düşünür. Ben gidip babamdan harçlık isteyemezdim ve okula yürüyerek giderdim. Yürüyerek gelirdim ki arası da var. İzam dediğimiz. Harçlık vermediği zaman. Çok önemli. Ama şey öbür taraftan baktığın zaman, biraz markaya girecek ama ilk giydiğim kotta Levi's daha Türkiye'ye yeni girmişti. Hiçbir şeyini eksik etmedi yani. Hiçbir şeyim. Yani bisiklet isterdim. Mesela gece 3 babam o saatte geliyor. Çok yumuşak, böyle hiç sert bir baba anlatmıyor. Yok hiç değil. Yok yok hiç değil. Hiç. Yani. Hayatım boyunca hiç babam bir çok kere şanslısın. Ses tonunu yükselttiğini hatırlamam. Bir ara anneannemin rahatsız olduğu dönemler vardı. Annem işte anneannemle ilgileniyordu, şey yapıyordu, gidip geliyordu daha doğrusu. Mesela şey yapardı babam, kalkar kahvaltıyı hazırlar. Hadi kızım sen tek başına etmek istemezsin, beraber edelim diye. Kahvaltımızı hazırlar. Ben ilk defa Tolstoy, işte evet. Balzaklar, o vadedeki zambaklar falan babamda gördüm okuldan önce. O Uğur Mumcu'nun serileri, Aziz Nesin'in serileri. Yani çok böyle kendini geliştirmiş, vizyonu olan... gerçekten çok şahsiyetli bir adamdı. Yani çok erken bir... gitti. İnanılmaz kitap okurdu. Adamın kızı. Yani babam öldükten sonra bile Uğur Mumcu'nun işte yeni yapılan serileri böyle koli halinde eve geldi. Hani okumak kısmet olmadı onları. Arada zaten... eksik olan kitapları varmış. Onları tamamlamak için serinin tamamını söylemiş. Ani bir kayıp maalesef. Beyin kanaması. Evet, ani bir kayıp. Yani bir de yüksek tansiyonundan hiç haberimiz yoktu. Babam biliyormuş ama söylememiş. Mesela bana o çok tuhaf gelmişti. Saklamış istemiş. Evet. Peki babanın kaybı, başın sağ olsun bu arada. Allah rahmet dostlar eylesin. Dostlar sağ olsun.
Babanın kaybı sence hayatında çok büyük bir kırılma mı senin? Yani tabii hani ki. Mesela bu kadar erken kaybetmemiş olsaydın hayatının akışını sence etkiler miydi? Evet, düşündüğün şeyi soruyorum esasında biraz da yani. Hani bunu daha böyle kibarca soran insan gerçekten... Yani yok, açık açık da soruyorum. Öyle da, kibar sordun ki yani, nasıl cevap vereyim diye düşündüm. Vallahi şöyle, kıyamam samimi, sana. Biraz lafı uzatacağım, kusuruma bakmayın ama samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Bunu sormamın sebebi, sen konuşurken kendimi de analiz ediyorum. Kendi babamla ilişkilerimin, evliliklerimi nasıl etkilediğini falan da düşünerek tabii ki, soruyorum bunu. Tabii ki kırılma hani yaratıyor. Kayıp etkilemiş olabilir mi? Düşünsene, babana çok düşkünsün, evet, çok bağlısın. Yani hep hayalinde işte şey, yarın öbür gün evleneceğin insan da babanın gibi olması. Evet. Yani artık o ölürse yaşayamam diyorsun. Hani iyi ki babam var, Allah'ım babama uzun ömür ver diyorsun, şey yapıyorsun. Babanı bu kadar severken ve yaşın küçükken ve hiçbir hastalığı yokken bilinen o an için bir anda, bir hafta içinde baban ölüyor. Bir kere zaten beyin bunu algılayamıyor. Yaşadığın travmayı zaten kelimelere dökmek mümkün değil. Çok büyük imkan. Artık içeride babamın yedisi okunurken biz mutfağa girip ablamla sinir krizi geçirip gülüyorduk mesela. Gülüyorsun, o gülme bir anda bir ağlamaya dönüyor. O ağlama sonra bir anda bir gülmeye dönüyor. Deli gibisin yani. Bütün, anladın mı? Bir arada akıl yaşıyor. Sağlığını böyle kaybetmekle hayatta kalmak arasında bir şey. Allah kimseyi sevdikleriyle gerçekten sınamasın. Hele beklemediğim bir anda çok acı. Peki yani gerçekten o zaman hani daha açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi böyle bir erken kayıp ve babasına çok düşkün. Allah tekrar söylüyorum, rahmet eylesin, ama hani çok da böyle kızıyla ilgili bir baba. Evet. Böyle bir kayıptan sonra hani çok mu düz mantık yürütüyor oluruz? Yaşça kendinden çok daha büyük ama kuvvetli babacan. Ben bunu söyledim aslında ama çok yanlış anlaşıldı, biliyor adamla musun? Adamla evlilik yani yapması. Yani çok gerçekten saçma sapan yerlere çektiler. Ben okumadım böyle bir açıklama, hiçbir yerde hiçbir şeyim yok. Vallahi görmedim ayol. Yok yok, zaten şey bayağı eski bir tarihte söylemiştim o yüzden. Şey hani görmemişsindir var muhtemelen. Var mı bunun etkisi sence, var mı? Tabii ki var, olmaz olur mu? Ama bunu ne zaman fark ediyorsun? Bunu bu yaşlarında fark ediyorsun. Aynen. Bunu o yaşlarda fark etmen zaten mümkün değil. Çünkü hayatında çok sevdiğim bir insan varken bir anda yok oluyor. Bu arada biz İbrahim Bey'le babam ölmeden önce tanıştık. Babam öldükten sonra tekrar, yani çok tesadüfi zaten, hani kader diye de bir şey var. Tabii ki var. Hani gerçekten anlattığım zaman hani asla bir araya denk gelmeyecek puzzle'ın parçaları gibi. Mümkün değil. Hani uğraşsan bir milyon kere denk getirmeye çalışsan bir milyonda da denk getiremeyeceğin olaylar silsilesi gibi. Bizim İbrahim Bey'le tanışmamız. Babam ölmemişti. Tamam. Tanıştı. Sonra babam vefat etti. Sonra tekrar karşılaştık. O yaşlarda bunun çok farkında değilsin ama evet, ben babamın boşluğuna onunla doldurmaya çalışmışım. Yani o çok da makul bir şey. O yaşlarda yani çok anlaşılabilir bir şey değil. Yani şöyle, o yaşta bunun çok farkına varmazsın. Ama yaş aldıkça, zaman geçtikçe, hayat tecrüben arttıkça aslında yaptığın şeyi o zaman fark ediyorsun. Ben bunu bir yerde söylediğimde dediğim gibi hani yine... Ne anlaşıldı, ne anladılar ya? Enseste kadar çektiler yani. Çok iğrenç, saçma sapan yerlere hiç okuduğunu anlamadım. Kafalarının... Önemli. Kendi çalıştığı yere çektiler. Anladım. Benim kafam öyle çalışmıyor. Yani bir muhtemelen böyle güven duyduğun birinin. Yani tabii ki şimdi yaşça büyük, şey, korumacı, bir şey, kollamacı. Birinin yerine koruyan, koyuyorsun, kollayan, aynen. Peki şöyle seven. Bir şey soracağım. Şunu buldum ama. Bir röportajında, daha sonraki zamanlarda verdiğim bir röportajında şey demişsin. O zaman bu yaş farkını, aradaki yaş farkını analiz etmek yaşarken, işin içindeyken çok mümkün olmuyor. Tabii buna ki mümkün değil. Aynen. Kendi tabii, deneyimlerimden tabii, aynen. De. Şimdi bana sorsalar böyle bir yaş farkını onaylamam. Yani evet, ilişkilerdeki dinamiği etkilediğini düşünüyorum. Demişsin. Aynen, kesinlikle hala aynı sözümün arkasındayım. Neydi? Yani tam matematiksel olarak nasıl bir farktan bahsediyoruz? Ben yine matematikte kaldım. 25. Ha, birazcık daha fazla. Kaç o? 27? Hiçbiriniz de yardım etmiyor. 30. 28. 40. Ha? Şaka yapıyorum. Kaç o? Yok o kadar. Kaç o? Vallahi boğazımda kaldı. 25. İşte. Civarı. Yok. 30 civarı ama şöyle. Tamam. İnsan şöyle.
ben yaşadığım şeyden pişman olduğum için bu arada bunu söylemedim. Ben de böyle düşünmedim. Yine olsa yaşar mıydın dersen, yaşardım. Çünkü ben İbrahim Bey'i çok sevdim. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum. Ben yani çok gerçekten böyle bir ilişki yaşadık. Ama normal hayat olarak baktığın zaman olmaz. Yüksek yani aradaki bu kadar yaş farkı bir yerden sonra daha da çok açılıyor. İşte senin güldüğün şeylere o gülmüyor, onun güldüğü şeylere sen gülmüyorsun falan. Nihayetinde bir yerde ayrım oluyor. Çünkü jenerasyon farkı var, hayata bakış açısı çok farklı. Ne kadar uydurmaya çalışsan da ama yaşın küçük olduğu zaman bunu şey olarak kabul ediyorsun. Mantığın devrede olmadığı için ya birbirimizi seviyoruz, samanlık seyran olur. Ha, ne güzel. Evet, o yaşlarda her şey yani toz pembe. Yani. Evet diyorsun, aradaki yaş farkının önemi yok. İşte tabii aşk ki aşk var, sevgi var. Aynen, aşk var, sevgi var. Sonuçta bir şekilde onun üstesinden geliriz diyorsun. Ama işte üstesinden gelinmiyor. Yani o eninde sonunda bir yerde bir patlak veriyor. Yani ki ben gene diyorum İbrahim Bey hani hiç yaşının adamı değildir. Çok dinamiktir, çok hareketlidir. Daha genç. Yani onun enerjisine yetişmek mümkün değil. Hani 3'te yatar, 7'de kalkar, oradan oraya koşturur, oradan oraya koşturur. Artık senin böyle başın gözün döner. Hala gülüyoruz. Geçen mesela Kuruçeşme konserinde gördüm, tam böyle şey yapıyor, evet, şarkıyı söylerken bir yerinde böyle göz göze geldik. Şarkıyı kesti. O İbrahim Bey sahneden gülüyor. Ben aşağıdan gülüyorum. Ben şimdi yakaladım onun neye güldüğünü. O da ben onu yakaladım diye gülmeye başladı falan. Şeyiz yani artık, o da beni kadın olarak değil. Hani çocuğunun annesi ama insan olarak görüyor. Ben de İbrahim Bey'i insan olarak görüyorum. Zor yakalanan bir şeyden bahsediyorsun. Bizim topraklarımızda çok yakalamak istersen yakalayabiliyorsun. Bir şey değil. Peki. Mesela bazıları lafını unutma bunu şey olarak. Unutur muyum? Müthiş mesela, bir şey soruyor. İşte hayatına biri alıyor. İşte kadın görüşmeye devam ediyor. Ya da adam görüşmeye devam ediyor. İşte sen ne kadar genişsin. Ya duygu bittiği zaman iki taraf için de geçerli bu. Ya da yaşama birliktelik bittiği zaman karşı tarafla zaten otomatikman insan oluyor. Artık o saatten sonra senin istediğin tek şey karşı tarafın mutlu olması oluyor. Hele de bir çocuğun varsa. Diyorsun ki ya iyi olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Çocuğumun başında babası olsun ama. Yani öyle olsun. Anladın mı? Hayatta olsun ya da işte ne bileyim annesi olsun. Öyle olsun. Ama işte sağlıklı olsun, şey yapsın. Ki böyle, hani 40 fırın ekmek yesem noktasına. Gerçekten böyle hani ağzım açık bakıyorum, çok doğru bir yerden konuşuyorsun. Ama herkesin artık böyle bakması lazım yani. Yani zor bir şey bu ama bu genişlik doğru değil. Bu aslında değil, tabii. Biz çok cinsiyete indirgediğimiz için her şeyi böyle farklı farklı yerlere çekiyoruz. İnsan olarak baktığımız zaman bakın bunu çok enteresan ve şey olarak söyleyeceğim. Cümleyi bağlayacağım. Çok enteresandır. Biz hep İslamiyet'ten bahsederiz. Evet. Ama kimse şeyi düşünmez, İslamiyet'in temelindeki felsefeyi sorgulamaz. Hep işte ayetlerden, hadislerden falan bahsedilir, şey yapılır. İslamiyet'in asıl temeli Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan iyi insan olma üzerinedir. Doğru. İyi insan olmak zorundasın. Biz bu yolculukta iyi insanlar olmak zorundayız. Orada cinsiyetçilik falan artık her şey bir tarafa geçiyor. Hepimizin yaratılış yeri aynı ve hepimiz aynı ruhtan geliyoruz. Dolayısıyla biz hepimiz birbirimize destek olmak, yardımcı olmak zorundayız. Ve insanlar artık yavaş yavaş bu bilince doğru yürüyor. Böyle de olması gerekiyor. Sen düştüğün zaman ben seni kaldırmak zorundayım, ben düştüğüm zaman sen. Dolayısıyla olaya böyle insanca bakarsan zaten cinsiyetçilik kalkıyor ortadan. Kalktığı zaman da farklı düşünemiyorsun. İşte diyorsun ya işte yanında bir, ben görebilirim, ben İbrahim Bey'in bir ara haberleri çıktığında Elif Aday'a da aynısını şey yaptım. Anneciğim baban tabii ki mutlu olsun, ne güzel keşke olsa ay, diyen kişi bendim. Geçerli değil mi? Yani şey soracaktım. Hani bir kez daha evlenmek ister misin ya da bir kez daha işte bir, hayatında biri var mı yok mu bilmiyorum. Böyle şeyler hiç öncesinde konuşmadık. Yok. Ama olabilir mi? Hani buna kendini kapadın mı? Nasıl yani bakıyorsun kendi adına? Yani şöyle bir şey. Bir kere evlilik zor. Şöyle zor. Neden zor? Zor. Kurumak üstüm. Aynen kurumak üstüm. Kurumlaram bozuk. Ya evlilik çok zor. Bu ben kendi evliliğimden yola çıkarak söylemiyorum ama şimdi kelimelerimi de çok böyle seçerek şey yapıyorum ki çünkü hepsi çok çarpıtılmaya yanlış müsait gidiyor. Tamam. Aynen farklı farklı yerlere çekilmesin diye.
iki insanın tamam. aynı evde yaşaması çok zor. Bu şöyle ki, bu kardeşin de olabilir, annen de olabilir, baban da olabilir. Eğer yetişkin bir bireysen, kendine ait bir hayatın, bir düzenin varsa, yanındaki kim olursa olsun, bu kocan olur, ev arkadaşın olur, kardeşin olur, anan olur, baban olur, fark etmiyor. Aynı evde yaşamak çok zor. Bir insanla aynı yolda yürüyüp, aynı şeyleri hissetmeye çalışıp, onun isteklerine cevap vermeye çalışıp, onun senin isteklerine cevap vermeye çalışması, ay başlı başına bir mücadele, bence hiç gerek yok. Geçenlerde gerçekten gerek yok. Kim olduğunu hatırlamıyorum, biri bir açıklama yapmış. Ya düşünsene yani. Sen uyumak istiyorsun, o diyor ki hadi film seyredelim. Ben zaten iki kez denedim, beceremedim yani, hani zor. Yani o diyor ki hadi dışarı çıkalım. Sen ama ay peki, yok evde oturmak istiyorum diyorsun. Biri... Sonra sana diyor ki işte sen beni hep yalnız bırakıyorsun. Niye şimdi evde oturmak istediğin için kavga şey edesin dedi, ki? Kim olduğunu hatırlamıyorum hakikaten. Şey dedi ya, ben hani bir evlenirim ama dedi. Mesela eşimle dedi farklı evlerde. Evet, Fazıl oturmak. Say yapıyor onu. Hah, eşiyle. Mesela Fazıl Bey'in yaptığını biliyorum. Sonra Frida Kahlo vardır. Allah evet. rahmet eylesin. Çok beğendiğim bir ressamdır. Evet. Mesela onunla eşi böyle iki villa gibi. Yani çok dram onun da hayatı. Onun hayatta yengeç burcu kadını zaten. Ama hani böyle şey... İki ne derler, ortak koridorla bağlı iki villada otururlar, yani iki evde otururlar. İşte bak, akıllı kadının hali başka. Yani bunu ama Hülya Avşar da zamanında demişti ki ayrı oturulsa keşke falan, sonra o da akıllı kadın. Şimdi mesela böyle bir açıklamalarda yapılıyor. Bunu o yüzden yanlış anlaşılacağını düşünmüyorum. İlk söyleyen kişi sen değilsin. Aynı çatı altında aynen durmanın öyle. Çok zor olduğunu. Ben aynı çatı altında durmaktan ziyade ben evlilikle ilgili. Peki ama hiç hani ne bileyim, hayatında bir erkek arkadaşın, bir sevgilin olsun istemez misin? Bütün bu meseleye hiç gerek yok benim mi diyorsun? Valla şu an hiç eksikliğini hissetmiyorum. Yani hı hı. hayatıma birini almam için hayatımda birinin eksikliğini hissetmem lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus diye de bir evet. laf var ya, da illa ben ev şey etmek istemiyorum, illa hani senin hayatına zaman biri gireceği kovalamıyorum ama çok güzel bir kadınsın. Yani bunu girişte söyledim. Benim söylemem gerek yok, gören de görüyor. Çok teşekkür ederim. Yani hani böyle ne bileyim ben, insan yalnız da hani bu yüzden soruyorum ya, tamam evet kelebekler, böcekler, hayat çok güzel falan ama hayat paylaşınca da güzel durumu da var ya. Ben o paylaşıyorum yüzden. Zaten ya. Ben de mi doğursaydım acaba diye düşünüyorum. Şu yani hani çocuğunla paylaşıyorsun, etrafında sevdiğin arkadaşların, eşin, dostun var, onlarla paylaşıyorsun. Olmaz diyorsun Pelin diyorsun yani. Yok olur o. Ben hiç hayatta... Kapama. Yo ben hayatta hiçbir şeye olmaz demem. Az önce de dedim ya, yani olmaz dediğim her şeyi Allah burnumu sürterek çok gösterdiği için. Çok büyük konuştuğun şeyler oldu mu? Evet, o yüzden hiç keskin konuşmam. Hep de şey yaparım, korkarım, büyük sözüme tövbe derim. Çok böyle ha yok olmaz falan dediğim zaman. Keskin konuşmamayı öğrendim. Olmaz demiyorum. Tabii ki kısmet. Bana yıllar evvel İbrahim Bey'le olacaksın deseler ona da asla olmaz derdim. Der miydin hakikaten? Derdim. Ama i̇şte hayat dedin herhalde, olduruyor. Dedin ki bir şekilde yapıyor. O da yaşından dolayı hani bizim aile yapımıza göre hani aradaki yaş farkı olması falan hoş karşılanan şeyler olmadığı için. Peki o dönemde yani o mesela ailen hani o kadar böyle şey anlatıyorsun ya, ailenin her konuda destek bir aile olduğunu düşünüyorum çünkü. Eminim onlar da muhtemelen yok, şöyle... Yok yıllarca söyleyemedim. Nasıl söylüyorsun lan? Basbayağı. Nasıl sakladınız? Çıkan, Bursa'dalardı zaten, çıkan haberleri de hep yalanladım. Ne zaman öğrendiler? Evlendikten sonra mı öğrendiler? Yok, evlenmeden önce öğrendiler ama şeydi. Bayağı bir yani... Yani onlar için de şok oldu. Şöyle bunun dediğim gibi İbrahim Bey'le alakası yok şok olmalarının sebebi. Benim yıllarca yok deyip sonra var demiş olmama da mesela çok şaşırdılar. Senin yapına evet herhalde aynen. ters demek ki. Çünkü hani ilk sorduklarında da hani tamam yok diyorsa yoktur. Çok ve o beni çok çok sana? Üzmüştü. Sakladığın için kızdılar mı çok? Kırılmışlardır. Sadece onlara karşı bu konuda çok dürüst olmadığım için şey yaptılar. Bir gönül yani gönül koymak evet. diyelim. İnsan ailesi yani annem yapmaz. Beklemezdim dedi. Evet. Ay. Hani çünkü şey gibi, yalan söylemiş oldum. Ama ben aileme hiç yalan söylememiştim mesela. İşte. Yalan söylemiş gibi oldum değil direkt. Yani yalan, direkt yalan biraz gerçeği ama söylememiş çok, oldum. Yani onu hani söylemem için de bir zamana ihtiyacım vardı. Kaç sene sakladım var şimdi? O zaman bayağı sakladım. Bir sürücüm ben yani kıt matematiğimle şöyle bir yaptım evet. bayağı bir zaman. Ama sonra herhalde atlatıldı bu diye tabii, düşünüyorum tabii, aynen yani. Öyle. Peki o buraya bu cesaret ve evlilikle ilgili şöyle bir şey yazmışım.
evlendiğiniz dönemle alakalı. Esasında çok spesifik konuyla ilgili de tek sorun buydu. İster istemez buraya dönüyoruz ama o evliliğin olduğu dönemde ben şunu çok önemsiyorum. Cesaret gerektiren bir aksiyon olduğunu düşünüyorum o imzanın, o an. Çünkü orada gerçekten ciddi de bir sağlık problemi var. Yani günümüzde sağlık problemi kimse kızmasın ama hani etrafımda öyle şeyler duyuyorum ki kendi adıma da çok da beylik konuşamam. Hani böyle ufacık bir rahatsızlıkta bile, Allah korusun bir hastalıkta, minicik bir şeyde bile evlilikler çatırdıyor, ilişkiler bitiyor. İnsanlar birbirlerine hani o iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta falan pek de tutulmuyor ya bu söz. Şimdi majör bir sağlık probleminin yaşanan çok dramatik bir olayın ortasında o imzayı attın. Çok cesur, cesaret gerektiren bir karar olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Acaba doğru. Bana böyle bakıyorsun. Yok, nereye bağlıyorsun? Aynı fikirdeyiz değil mi? Nasıl cesaret ettin ya? Yani şöyle... Çok zor Ayşegül. Yapma yani. Yani cesurca hareket, şuradan cesurca hareket. Ondan sonraki sağlık sürecindeki tedavileri göğüsleyebilmek adına çok cesurca bir hareket. Yoksa evet. Hani İbrahim Bey'le alakalı bir cesaret yok, değil. Yok, sağlık süreci ondan sonra şeyler. Çünkü gerçekten çok ciddi evet. Bir tedavi süreci evet. Vardı ve çok zorlu bir tedavi süreciydi. Biz de ama, izledik, biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla. Ben hep böyle durumlarda şeyi düşünüyorum, biz hepimiz insanız. Dolayısıyla bir saat ya da bir dakika sonra ne olacağımız konusunda hiçbirimizin bir fikri yok. Doğru. Ben doğru olduğuna orada da inandığım şeyi yaptım. Az önce de hep doğrulardan bahsettik ya. Benim için doğrusu oydu. Öyle bir zamanda tabii ki İbrahim Bey'i bırakıp gidecek halim yoktu. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyordu psikolojik olarak da kendini. Tabii ki. Çok kötü hissettiği bir dönemdeydi. Tabii ki yanında olacaktım yani. Zaten aksi düşünülemez. O yüzden hani İbrahim Bey'le evlenmem benim için çok cesaret gerektiren bir konu değildi öyle bir durumda. Benim için gerçekten cesaret gerektiren şey hani onu üzgün görüp o tedavilere nasıl dik durup girip çıkabiliriz kısmıydı. Yani o bir zorlu aynen. Tırnak içinde mücadele bir kişiyle birlikte girmeye çünkü evet demek sevdiğiniz yani. Bir insanın üzüldüğünü görüyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Bu arada güçlü durmak zorundasınız. Çok fazla tedaviye girilip çıkılıyor. Hani ben de koy versem işte daha da şey olabilirdi. Çok da birinin adına da güçlü durmak ekstra aynen da öyle. Çok büyüdüğünü yani çok çabuk büyüdüğünü o dönemde düşünüyorum. Yani insanı çok büyütecek deneyimler olduğunu düşünüyorum bunların. Çok şey katmıştır ama şöyle, ondan da eminim. Gene İbrahim Bey'e döneceğim ama. Kulaklarını İbrahim çok Bey'in, evet gerçekten bugün çok çınlattık. Ona geliyor ama ben İbrahim Bey'e de söyledim. Benim İbrahim Bey'le tanışmam benim 30 yaşında, 60-70 yaşında bir insanın az çok hayat görüşüne sahip olmama sebep oldu. Ben o açıdan çok şanslıydım. Şöyle İbrahim Bey'in yaşı anlamında demiyorum. İbrahim Bey'in yanında öyle insanlarla tanıştım, öyle insanlarla oturdum, kalktım ki çok zekisi de geldi, çok aptalı da hani insanları kategorize etmek çok istemiyorum ama çok başarılı olanı da geldi, başarısız olanı da. Ve ben az önce dedim ya hep gözlemlemeyi tercih ettim. Ben gözlemlerken aslında çok şey öğrenmişim. İnsanları çözmüşüm, insanların yapıları hakkında fikir edinmişim, neyin başarı, neyin başarısızlık getireceğini insanların ağzından, onların tecrübelerinden dinlemişim. Yani okul benim gibi. İçin hızlandırılmış bir kursu, okul gibi oldu. Kursu gibi bir şey. Gerçekten yani o işte hayat yolunda öğreneceğim birçok şeyi ben İbrahim Bey'in yanında çok hızlı öğrendim. Aslında o açıdan da çok şanslıydım. Mesela kendimi hep çok şanslı hissettim. Çünkü gerçekten hani Türkiye'nin en zeki iş adamlarıyla da oturdum kalktım. Hı hı. Ki hala birçoğuyla görüşürüm, ederim. Konuşmalarından çok şey kaparım, çok şey öğrenirim. Bunlar da tabii İbrahim Bey'in sayesinde oldu. Şimdi şey yapacak halim yok, o dönemden intihar edecek çok dostum. Halim yok ama gerçekten çok şey kattı. Peki o dönemden çok dostun var mı? Hani o camiada? Hepsi o şeyde, var. Hani görüşmeye devam hepsi. Ediyorsun insanlarla. Yalnız hepsiyle. Da değilsin. Hepsiyle hiç evliyken tanıştığım, görüştüğüm, arkadaş olduğum hiç kimseyle boşandıktan sonra arkadaşlığım bitmedi. İnsanlar isimlere değil, isimlerle değil, şahsiyetlerle arkadaşlık kurar. Onun için benim hiçbir arkadaşım, dostum çok şükür hayatımdan çıkmadı. Hala görüşüm.
Çok güzel bir kadınsın. Bunu söyleyince böyle konuklar... Hakikaten öylesin. Ama bunun için bir efor sarf ediyor musun? Mesela şu estetiğin falan, hani botoksun, kotoksun, öyle şeylerin var mı? Açıkçası? Botoksum var tabii. Bir kere renkli gözlü olduğum için. Gerçi az yaptırdığım için sanırım yok. Yok yani. Şöyle şey, iki kaşımın arasına yaptırıyorum. Tamam. Çünkü renkli gözlü olduğum için gözümü çok kısıyorum. Başka bir şey yok. Kıstığım için de yok. Kıstığım için de dolayısıyla buramda böyle bir hat oluştu. Tamam. Onu oluyor. Sürekli yapmamak için şey yapıyorum, botoks yaptırıyorum. Nemlendirici mümkün olduğunca cildim kuru olduğu için sürmeye çalışıyorum ama onun haricinde hani gece ayrı bakım, yüz maskesi falan hiç onları yaptıramıyorum. Onları yaptıramadığım için de genelde kliniklerde yapılan işte bu vitamin takviyelerini falan yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü onu bir kere yaptırıyorsun. İşte 3-5 ay götürüyor. Öbür türlü evde her gün sür nereye kadar? Vallahi bugüne kadar Saşa Kafası'nın en iyi sponsor bağlama girişini yapıyorum. Herkes hazırsa. Harikasın. Bugün Lierac markası bizle birlikte. Kullandım. Çok başarılı ürünleri var. Özellikle temizleme köpüğünü çok severek kullanıyorum. Bir şey göstereceğim sana burada. Şimdi sen de benim gibi böyle hani çok kremli şuydu buydu kovalamıyorsun anladığım kadarıyla. Bu markanın bir tane kremini görüp zamanında ben çok niyetlenmiştim. İşte Allah sevdiğin şeyi. Aynen. Gerçi harcet kapım bazen çok açık ama burada demin ürünlere bakarken sen geldin bir şey çok hoşuma gitti. Şimdi gece kremleri var, gündüz kremleri var. O ayrı ama senin benim gibi insanlar için bir şey yapmışsın abi. O da şu. Hah bu. Bak şimdi. Mesela hani kremi böyle kutusu büyük oluyor ya. Onu böyle çantana mantana atamıyorsun. Ben hani sevmem, öyle ağır gelir. Böyle seyahat boyu yapmış. Bir şey göstereceğim. İnanılmaz ponçik diyor. Ya bakar çok mısın? Tatlı. Böyle renk de süper. Rengi pembe. De güzel. Bir de bak ufacık. Tam bayanları cezbetme rengi. Bu çok akıllıca bulduğum bir şey. Çünkü aynen. Bunu böyle çantana da at ya da mesela otel bir yere gittin seyahate falan. Hani ben çünkü şeyi komik bulurum. Böyle seyahate gidip kremlerini falan koyan kadınlar var. Ben ondan hiç olmadım. Bununla beraber olabiliriz Ayşe. Evet aynen. Bir tane atarız çantaya. Evet abi çok güzel. Bu çok pratik bir şahane. Şey. Şahane. Bu açtığım gündüz kremi. Orada bir de gece kremi var. Aynen seyahat boyu. Artık sizde harika. Bir de serum da var. Artık sizde cilt bakımı dünyasına. Aynen yok artık zaten evet ufaktan ufaktan başlamak lazım. Şimdi bir yere kadar hani DNA'ydı, genetikti falan filan öyle bir gidiyorsun ama bir yerden sonra artık böyle ufak ufak çizgiler falan başlıyor. Çok sifta, da normal. Sifta bizle yaparsınız. Çok memnun oluruz efendim. Bir de bugün seve seve. Senin anne olarak yakından tanıdığım bir aynen öyle. Muslera bizimle birlikte. Böyle bir setimiz biz var. Biz hala bazı ürünlerini kullanıyoruz bu arada. Çok şampuanlı ve şeyini kullanıyorum hala devam benim ediyorum. Benim arkadaşım çocuk ikizleri olduğu zaman da bayağı böyle bir özellikle işte kuruyan cilt için böyle bir şeyi vardı. Özel bir yağ vardı. Hayat kurtarıyordu. O zaman böyle aradığımızı da bilirim. Böyle de bir hediye paketimiz var. Teşekkür ederim. Onu da Pelin diye bir doğum yapan arkadaşım var. Onun bebişine. Ay Allah bağışlasın buradan. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Pelin'cim. Seni gördüğüm için çok mutlu oldum. O güzel enerjini hissetmek için özellikle çok severek ve koşa koşa geldim. Televizyonlarda da en kısa zamanda olmalısın. Çünkü ekranların senin gibi iyi kalpli, güzel enerjili insanlara çok ihtiyacı var. O güzel enerjini böyle her gün yansıt ekrandan. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Yani gerçekten samimiyetin için çok teşekkür ederim. Canımsın. Ben soruları hazırlarken, sormaya çalışırken böyle imtina ettim. Görmüşsündür koltukta bir iki yere, üç ileri yaptım falan. O kadar cesaretle ve net cevapladın ki doğru konukla doğru konuyu canımsın. Konuştuğundan da emin oldum. Tekrar ayaklarına sağlık. Ben teşekkür çok ederim canım benim her şey için. Efendim Saşa Kafası'nın bu bölümünde sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir sohbeti gerçekleştirdim. Konumuz cesaretti ve bence cesaret bu kadar cesurca konuşulabilirdi. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.